18 Ekim 2023'te İstanbul Peninsula Otel'de mühim bir buluşma gerçekleşti. Sessiz bir ziyaretti bu. YouTube Başkan Yardımcısı Pedro Pina özel izlemeye aldıkları Fatih Altaylı ile görüşmek için gelmişti. Seçimden sonra Habertürk'le yolları ayrılan Fatih Altaylı, yıllardır aktif olmayan YouTube kanalını harekete geçirmiş, 12 Haziran'daki ilk yayın sıra dışı biçimde 1 milyon izlenme sayısına dayanmıştı. Peki bu ilk yayının başlığı neydi biliyor musunuz? Celal Şengör kütüphanesini devrediyor. Uzun yıllardır bu işlerin içinde biri olarak hayli tuhaf bulduğumu belirtmeliyim. YouTube birilerinin önüne hız sınırı olmayan otobanlar döşerken, özellikle yurt dışından yapılan yayınlara bariyer çekmeye kalın duvarlar örmeye başladı. Mayıs ayında yapılan iki turlu seçimlerin hemen ardından Ankara'nın canını sıkan gazetecileri platformunda önermekten vazgeçti. Videolar görünmesin ve izlenme sayıları düşsün diye tüm etkileşimi kesti. Sadık takipçiler arama motoruyla filan da bulamayınca adeta videoların izini sürerek veya bir yerden linkini bulup VPN desteğiyle filan seyreder oldu. Esasen ilk bariyer 2022 başında indi. YouTube kapakların tamamını kapatmadığı için üzerinde pek durulmadı ama izlenmeler yarı yarıya geriledi. Tüm kapakların kapatılması ise seçim ertesi oldu. Başta afallayan kimi gazeteciler bunu seyircinin siyasetten umudunu kesmesine bağladı fakat ben hiç öyle düşünmedim. Seçimden sonraki dönem yani 2023'ün ikinci yarısında izlenmeler çakıldı. Önceki yılın aynı dönemindeki rakamın dörtte birine kadar geriledi. Şaka gibi ama bir milyon kişi Celal Şengör'ün kütüphanesinin önünde kuyruğa girmişti. Dönelim YouTube Başkan Yardımcısının gizli Türkiye ziyaretine. Pedro Pina selfie çektiği Fatih Altaylı'ya demiş ki siz benim YouTube algımı değiştirdiniz. Arkadaşın 2021'deki Sedat Peker videolarından haberi yok galiba. Tabii benimki espri. Burada mesele başka. Buluşmanın üzerinden iki ay geçti. Ertuğrul Özkök yazmasa öğrenemeyecektik. Özkök gelişmeleri iktidar şemsiyesi altına giren klasik devlet medyasına alternatif medya diye tanımlıyor. Başlarda ben de öyle tanımlıyordum. Öyleydi de. Sonra şu oldu. İktidar bu alanı kontrol etmek için epey kafa yordu. 2018'de başkanlık sistemine geçildikten sonra devlet yeni bir oyun kurdu. Rejimin temel kabulleri ve dokunulmazları belliydi. Eleştiriden münezzeh konularda yani eleştirilemeyecek konularda, girilemeyecek yasaklı konularda taraflarla yazılı olmayan bir mutabakat yapıldı. Yurtdışı merkezli yayınlara diş bilense de hesap seçim ertesine ertelendi. Dünyanın internet devleriyle masaya oturuldu. Şunları kesmezseniz tüm ülkede fişinizi çekeriz denildi. Elon Musk bunu açık yüreklilikle açıkladı. Sağ olsun. Sonra bariyerler inmeye başladı. Tabi bağımsız alternatif yayıncılık boşluk kabul etmeyeceğinden birileri ikame edilmeliydi. Öyle de oldu. İstanbul'daki YouTube Fatih Altaylı zirvesini haber veren Ertuğrul Özkök artık bayrağı gururla devredebilir. Yakınlarda bir yayında Mehmet Cengiz'le yan yana gelen ben size çete çok üzülüyorum diyen Ertuğrul Özkök. Rahmetli Ufuk Güldemir onu şöyle tasvir etmişti. Ertuğrul hem zekidir hem akıllıdır. Aklını da rüzgar sert estiğinde rüzgarın üstünden aşıp gitmesiyle gösterir. Kimi bunu bir ihanet, bir döneklik olarak görür, ben akıl olarak görürüm. Ertuğrul köşe yazısının ömrünün bir günlük olduğunu bilecek ve bunu önemsemeyecek kadar anlamıştır bu mesleği parayı veren Ahmet Kaya'yı alır yazısı gibi resmi kariyeri böyle nice örnekle dolu olan Fatih Altaylı'nın asil nadire çalıştığı günleri kimse hatırlamaz. Bilen de konuşmaz. Hitler seçimle gelmiş Almanya'ya ihanet etmiş biri değil lafı neden yadırgandı anlamadım. Aynı kişinin Şeyh Said haindir lafını alkışlayanlar garipsedi üstelik. Bakın devlete çalışan insanların her zaman bordrosu olmaz.'' Bu konular propaganda bakanı Fahrettin'i de aşar. Çünkü Fatih Altaylı kalıcı, Fahrettin geçicidir. Bilmiyor garip.